Evet efendim, tekrar stüdyomuzdayız. Konuğumuz fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Elif Ayşen Gökmen efendim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş geldiniz. Hoş buldum Yergilen'e. Ayşen Hocam, özellikle COVID sürecinde pandeminin yoğun yaşandığı dönemlerde evlerimize hapsolduk. Evet. Fizik hareketlerimiz, fiziksel aktivitelerimiz de tabii ister istemez azaldı. Bu dönemde birçok sorunla karşılaştık, fiziksel sorunla karşılaştık. İzleyicilerimizden çok da fazla bize bu yönde sorular geldi. Maalesef. Bunlardan en çok da diz ve eklem ağrıları ile ilgili sorular geldi hocam. Yani şöyle, pandemi sürecinde tabii ki hareketsizlikten kaynaklı ve sürekli evde oturmaktan kaynaklı bel boyun problemleri bir yana, dizle alakalı özellikle çok fazla rahatsızlık yaşıyoruz ve hastalar da hastaneye gidemedikleri için işte özel hastane veya klinikleri tercih ediyorlar. Bize geldikleri zaman da daha çok dizlerle alakalı ağrı şikayetiyle geliyor hasta. İlk gelme nedeni aslında diz ağrısı oluyor. Peki bu diz ağrısı neden kaynaklanıyor? Biz aslında muayeneyle birazcık onu tespit etmeye çalışıyoruz. Hastayı muayene ettiğimizde eğer yaşı biraz orta ileri yaşta daha çok diz kireçlenmeleri görüyoruz. Osteoartrit dediğimiz durumu saptıyoruz. Veya genç yaşlarda daha çok menisküs hasarı, işte ön çapraz bağ hasarı, bazen patellofemoral eklem dediğimiz aslında diz kapağının kıkırdak yapısıyla alakalı olan kondromalezi durumlarıyla sıklıkla rastlıyoruz, karşılaşıyoruz. Bunlara yönelik tabii ki her birinin teşhisini ayrı ayrı koyup ayrı ayrı tedavi planlamak gerekiyor. Ama maalesef hepsinin çok büyük bir çoğunluğu hareketsiz kalmaktan ve pandemi sürecinde tabii ki aslında bir bahanesi oldu işin hareketsiz kalmanın. Kilo alımıyla birlikte daha da arttı süreç. Peki biz hareketsiz kalmaya meyilli bir toplum muyuz? Yani bu tür sorunlar, evet, bu dönemde bir pandemi yaşadık ve pandemiden kaynaklı fiziksel aktivitelerimizde azalma oldu. Evet. Her zaman bu şekilde oluyor muydu? Dolayısıyla karşılaştığımız hastalıklar da bir artış mı sadece yaşandı? Ya şöyle söyleyeyim. Yani biz evet maalesef ki hareket etmeyen bir toplumuz. Sedanter yaşıyoruz çoğunlukla. Ve dolayısıyla sedanter yaşadığımız için de sıklıkla kas iskelet sistemine ait rahatsızlıkları görüyoruz. Diz problemleri veya boyun bel problemleri de bunlardan sıklıkla gördüklerimiz aslında. Peki Elif Hocam, kireçlenme durumlarında ameliyat şart mıdır, yoksa ameliyat dışı teknikler var mı, neler uygulayabiliriz, ne önerirsiniz? Şimdi şöyle konuşmak gerekiyor. Aslında diz kireçlenmesi, yani diz osteoartriti bir anda oluşan bir rahatsızlık değil. Bir apandisit gibi aniden ortaya çıkan bir rahatsızlık değil. Dolayısıyla aşama aşama yavaş yavaş ilerlediği için artık son aşamada evet ameliyat gerekebilir. Ama o aşamaya gelmeden ameliyat dışı yöntemler denenebilir. Şöyle söylemek lazım. Ameliyat kararını verirken özellikle bizim için en önemli kriterlerden bir tanesi hastanın yaşı. Bir kere yani ameliyattan kastım tabii ki protez ameliyatlarından bahsediyorum. Evet. Diz kireçlenmesinde son aşamada artık protez uygulanıyor. Cerrahi vakalarımız. Evet. Şimdi hastanın belli bir yaşa gelmediyse eğer, bu 60-65 genellikle, 65 yaşından önce çok fazla protez ameliyatı düşünülmüyor. Çünkü protezlerin de belli bir ömrü var. 15-20 sene kadar götürüyor. Dolayısıyla olabildiğince geciktirmek gerekiyor. Erken yapılacak olursa ilerleyen yıllarda tekrarlanması gerekecektir. Tekrar revizyon gerekeceği için sıkıntı yaratabiliyor maalesef. Şimdi ikinci diğer konu, tamam yaşımız 65 yaşın üstünde, bir hasta geldi, dizlerinde ağrısı var. Hastanın röntgenine bakıyoruz. Röntgen gerçekten bize ameliyatı işaret ediyor mu etmiyor mu, bu önemli. Şimdi eklem sıvısı tamamen bitmiş, kapanmış dediğimiz dizlerde artık ameliyat dışında çok bir seçenek, protez ameliyatı dışında çok bir seçenek maalesef kalmıyor. Bu tip durumlarda ameliyat edilmesi gerekiyor. Fakat eklem aralığı henüz tam olarak kapanmadıysa, azalma dediğimiz, eklem sıvısında azalma dediğimiz durum varsa ameliyat dışı yöntemler yine tercih edilebilir. Bir diğer kriter hastanın şikayetleri, günlük yaşantıda ne durumda olduğu ve muayenesi. Hasta rahatlıkla yürüyebiliyorsa eğer, isterse röntgeninde çok kötü bir dizi olsun, yine de ameliyat etmeye gerek kalmayabilir. Dolayısıyla ameliyat kararı verirken özellikle bu üç şeyin bir arada bulunması önemli. Ve bu üçü sağlandığı zaman artık maalesef çok bir seçeneğimiz kalmıyor. Ameliyat öneriyoruz. Hasta fizik tedaviye de gelse, senin benimle işin yok, artık bir ortopediste gidip ameliyat olmalısın diyorum. Fakat bu aşamaya gelmeden diz sağlığını korumak gerçekten çok önemli. Artık bu aşamaya geldikten sonra iş işten geçmiş oluyor. Önemli olan bundan önceki evrelerde bir takım tedavileri planlayıp uygulayıp işlerin bu raddeye gelmemesini sağlamak.
Elif Hocam aslında şu anda bizi izleyen, kahvaltılarını yapan izleyicilerimizin böyle canını sıkar gibi çok ameliyattan bahsettik. Evet. Elbette ameliyat tedavi seçeneklerinin en sonuncusu en son. Ve yapıldığı takdirde nihai olarak tedaviyi belirleyen bir süreç. Fakat bunun dışında bizlerin kulağına daha kolay gibi gelen, daha hoş gelen enjeksiyon tedavileri evet, var. Evet. Enjeksiyonel tedavilerle bu kireçlenmelerde tedavi ne düzeyde gerçekleşiyor? Şimdi şöyle anlatayım. Enjeksiyon tedavileri veya enjeksiyon dediğimiz iğne uygulamaları, bir takım iğne uygulamalarını diz rahatsızlıklarında aslında yapıyoruz, sıklıkla kullanıyoruz. Bunu yaparken bir kere çok çeşit enjeksiyon tedavileri var. Bunlardan hangisini belirleyeceğimiz önemli. Hastanın hastalığı önemli. Buna göre bir yol çizmek gerekiyor. Örneğin erken evre disk kireçlenmelerinde uygulayacağımız tedavi farklıyken bir menisküs yırtığında ameliyat sonrası uygulayacağımız tedavi, enjeksiyon tedavisi daha farklı olabiliyor. Çünkü birinde kıkırdak iyileşmesini hedeflerken diğerinde iyileşmeyi hızlandırmak hedeflenebiliyor. Şimdi enjeksiyon tedavileri aslına bakarsanız son yıllarda da çok popüler olan işte PRP uygulamaları veya benim kendi kliniğimde de uyguladığım Sanakin dediğimiz otolog stokin zengin serum uygulamaları veya kök hücre uygulamalarını sayabiliriz. Bunun dışında tabii ki steroid dediğimiz kortizon uygulamaları veya hyaluronik asit halk arasında horozibi denilen uygulamalar da sıklıkla yapılıyor. Fakat benim esas burada özellikle bahsetmek istediğim kanla yapılan diz içerisine hücre verdiğimiz, stokin verdiğimiz uygulamalar. Çünkü bunların amacı sadece hastada ağrıyı kesmek değil. Yani o anlık bir rahatlama sağlamayı hedeflemiyoruz. Az önce niçin ameliyattan bahsettim ben? Çünkü ameliyat artık son radde ve biz bunun oluşmasını istemiyoruz. Bunun için de bu tarz tedavileri koruyucu olarak yapmamız gerekiyor. Yani biz hastaya bir enjeksiyon planladığımız zaman onun ağrısı olduğu için yapmıyoruz bunu. Ağrısını fizik tedavi ajanlarıyla da kesebiliriz veya ağrı kesicilerle de kesebiliriz. Fakat bizim istediğimiz ileriye bir yatırım yapmak. Yani hastada bir kıkırdak problemi varsa, erken evre kireçlenme varsa bunu geriye döndüremeyiz. Evet, ama ilerlemesini durdurabiliriz veya daha yavaş ilerlemesini sağlayabiliriz. Çok güzel söylediniz. Siz son zamanlarda özellikle kliniğinizde Sanakin yöntemiyle öne çıkan bir tedavilerinizle çok fazla anılır oldunuz. Nedir hocam Sanakin tedavisi? Şimdi Sanakin, az önce de bahsettim aslında isminden kısaca. Sanakin dediğimiz uygulama otolog stokin zengin serum uygulaması. Şimdi bu uygulamada öncelikle kimlere yapıyorum ondan bahsedeyim. Sanakin uygulamasını erken evre kireçlenmelerde, kıkırdak hasarlarında, menisküs yırtıklarında veya ameliyat sonrası ön çapraz bağ yaralanmaları gibi ameliyat olmuş veya menisküs hasarı sonrası ameliyat olmuş kişilerde uyguluyoruz. Aslında hepsinde uygulamamızdaki ortak amaç oradaki yaralı dokuyu iyileştirebilmek ve rejenerasyonu yani yenilenmesini sağlamak. Şimdi Sanakin'de hastanın kanını alıyoruz. Bir kere bu PRP'den farklı bir uygulama. Yani özellikle çünkü işin içine kan girdiği zaman izleyicilerimiz hemen bir PRP tedavisinin farklı halidir gibi algılıyor olabilirler. Tabii ki bana da çok sıklıkla geliyor. Hani size bu uygulamayı yapacağım dediğimde PRP mi uygulayacaksınız diyorlar. PRP'den farklı bir uygulama. Şimdi PRP'de kanı alıyoruz. 10 cc kadar kan aldık diyelim ki. Santrifüj cihazında santrifüj ediyoruz ve direkt işte diz içine veya eklem içine uyguluyoruz. Yaklaşık toplamda 15-20 dakikalık bir işlem. Fakat Sanakin'de kanı alıyorum. Aldığım kanı 3 saat kadar bir etüvün içinde bekletiyorum. Bekletmemdeki amaç işte o stokinden zengin olan serumun açığa çıkması. Sonrasında hastaya uygulamayı yapıyoruz. Şimdi bu uygulamayı yaptığımızda PRP'ye göre daha etkili olduğunu hem klinik olarak yani kendi uyguladığım hastalarda görüyorum. Hem de yapılan çalışmalar daha önceden Sanakin aslında çok bilinmiyor. Bana da soruyorlardı. Ortokain ismiyle de biliniyordu. Yapılan çalışmalarda etkili olduğu bulunmuş. PRP'ye göre daha uygun, daha etkili bir tedavi olarak anılıyor. Dolayısıyla ben de hastalarda çok aslında geri dönüşleri iyi olduğu için sıklıkla klinikte uyguluyorum. Bir diğer konu siz sormadan söyleyeyim isterseniz.
uygulama ne kadar sürüyor? Evet. Bu işte sürekli kalacak mı? Bir yaptırırsam ömürlük mü? Yoksa bir yıl sonra tekrar etmek gerekiyor mu? En çok soru aldığım konu bu tip uygulamalarla alakalı. Bununla alakalı da şunu söyleyebilirim. Yani eklem bakımını, eklem sağlığını bir cilt bakımı gibi düşünmek gerekiyor. Nasıl cildinize nemlendiricisini ihmal etmiyorsanız, işte bir takım bakımlarını yapıyorsanız ve bunları belli periyotlarla, aralıklarla yapmanız gerekiyorsa aynı şekilde bu tarz uygulamaları da belli aralıklarla tekrarlamak gerekiyor. Peki ağrılı mıdır hocam? Efendim? Ağrılı bir uygulama mıdır? Ağrılı bir uygulama mı? Çok ağrılı değil. Yani ben zaten ağrılı uygulamaları baştan uyarıyorum. Bakın bu ağrılı bir uygulama, ağrılı olacak, ona göre kendinizi İçimizi hazırlayın diye. Evet, omuz ve diz uygulamaları genellikle ağrılı olmuyor. Tabii ki iğne girerken bir ağrısı oluyor veya plazmayı verirken hafif bir ağırlık hissi oluyor ama sonrasında geçici. O kadar ağrılı bir uygulama değil. Diz hastalıkları hastalarına ne önerilerde bulunmak istersiniz? Pandemi döneminde Özgür Bey de anlattı ve ikinci pandemi gelir mi gelmez mi bilmiyoruz. Evde ne yapabilirler ya da bu aşamada ne yapabilirler, ne önerirsiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim, diz hastaları için söyleyeceğim ama bunu genelde söylemek mümkün. Yani bel boyun problemi olan hastalar için de söylemek mümkün. Aslında fizik tedaviye bana gelen ağrılı tüm kas iskelet sistemi rahatsızlığı olan hastalar için geçerli bir şey. Genel ama uygulandığı zaman gerçekten işe yarayan yöntemler. Birincisi, kilo varsa kilo verilmeli. Kilo gerçekten verilmeli. Yük. Evet. Yani özellikle diz ve bel hastaları için ciddi anlamda kilo sıkıntı yaratıyor. Bir 5 kilo verdiğiniz zaman bile dizlerden bir 10 kilo rahatlama, yani o kadar bir fark ettiriyor dizlerde. Ve direkt hiçbir tedavi uygulamaksızın kilo veren hastalarda diz ağrılarının rahatladığını görebiliyoruz. Birincisi, kilo varsa bunun verilmesi ve bunun sağlıklı bir biçimde verilmesini öneriyorum onlara. İkinci önerim, düzenli olarak egzersiz. Egzersiz derken işte fitness salonları, şu bu ağırlık antrenmanlarından bahsetmiyorum. Evde de yapılabilir. Evde yapılabilecek kasları germe dediğimiz uzatma, stretching egzersizleriyle veya izometrik kuvvetlendirme egzersizleri, çok basit egzersizlerle aslında üstesinden gelebilir diz hastaları. Çünkü pek çoğunda zaten rahatsızlık quadriceps dediğimiz diz üstündeki kasların zayıflığından kaynaklanıyor. Dolayısıyla bunlar kuvvetlendiğinde rahatlama olacaktır. Bu hastalarda egzersiz uygulamasını yalnız bir gün, iki gün ya da bir hafta yaptım, bitti, işe yaramıyor olmamalı. En az 3 ay düzenli her gün yapılmasını öneriyorum. Sonra ilerleyen zamanlarda haftada hocam ağzınıza sağlık. Gerçekten özellikle ev şartlarında diz eklemi yaşayan hastalarımızın, izleyicilerimizin neler yapabileceğini, ameliyatsız ve ameliyatlı çözümlerin aslında hatırı sayılır iyileşmelere yol açabileceğini sizler sayesinde öğrenmiş olduk. Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için, sorularınız için. Ayağınıza sağlık efendim. Sağ olun. Evet efendim, programımız devam ediyor. Sıradaki konuğumuz iç hastalıkları ve tıbbi onkoloji uzmanı doçent doktor Senem Karabulut efendim. Çok yaşa devam ediyorum.